Etler kızaracak. Etlerimiz tam. Filtre kahvemiz. Bir sabah kahvesi yapalım dedik. Ateşte yer ayarlayabilir misin abi şu? Közde meneme. Menemenimiz olmak üzere. Evet, gecemiz nasıl geçti? Çok rahat, keyifli, huzur içerisinde uyuduk. Özellikle Japon sobasına bayıldım. Çadırımız Family 4-2 çadırı. Decathlon'un standart çadırlarından bir tanesi. İç odalarını asmadık. Çadırın tamamen dışını kurduk. Altındaki boşluklardan hava gelsin istedik. Japon sobası ne olur ne olmaz dedik. Koku yapar belki. Ama rahatsız edici herhangi bir koku olmadı. Haricinde de bizi gayet güzel ısıttı. Bir sabaha karşı yakıtı bitti. Kaç gibiydi Mehmet? 6 gibi. 6 gibi. Yakıtını fazla koymadık özellikler ne olur ne olmaz diye. Emin olamadığımız için. Onun haricinde her şey çok güzeldi. Böyle bir çadırı olup da kış kampına gitmek isteyenler için tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani dışarıda -7, -8 derece soğuk varken çadırın içerisindeki altları açıktı. Evet. Biz terledik. Ona rağmen. Yeter bence, sıkırma. Alacak bir şey var mı? Yok, ben aldım, gel. Kahvaltı hazır. Kahvaltımızı derenin kenarında yapalım istedik. Çadırdan biraz uzaklaştık. Ekmeklerimiz ve çayımız. Masamız da burada. Sabah
Kahveyle güzel bir başlangıç yaptık. Haydi afiyet olsun. Muhteşem manzarada kahvaltı yapmak daha iyi güzel değil mi? Evet. Kesinlikle. Eski bir sıcak. Odunlarımız yaş. Ormandan topladık geldik ama su çekmişler. Böyle ateşin kenarına dizip kurumalarını sağlamaya çalışıyoruz şimdilik. O da boşa çıktı.
Bu akşam yemekte çamur tandırda dilimlenmiş dana incir. Orsobuk yapacağız. Kül topraktan çamur alıyoruz. Böyle çamur yapacağız. İçerisine etleri gömüp ondan sonra közde mi yapacağız bunu? Bunu pişirme kağıdı ve alüminyum folyeye sarıp etrafını tamamen kül çamurla kaplayıp kül içerisine yaklaşık 3 saat pişireceğiz. Evet, Mehmet şefim sendeyiz. Dana ön kolda. Osçobuklarımız hazır. Osçobuklar nasıl oluyor Mehmet? İlk defa görüyorum. Özellikle söylüyorum. Sığır değil, mutlaka dana eti olacak. Ön kolun dilimlenmiş, kemiğiyle birlikte dilimlenmiş hali. Yani içerisinde nuar kısmı da var, biftek kısmı da var. Eskiden Tom ve Jerry çizgi filmlerinde olan bir tane vardı, ona benziyor. Evet. Ama o orada gördüğümüz arka bacak olurdu. Bu ön kolda. Şimdi ne yaptın? Çentikler açıp içine sarımsak koyuyoruz. Pişerken içerisine güzel bir aroma vermesi için. Sonrasında kaya tuzumuzla tuzlayıp baharatlayıp soslayacağız. Pişirme kağıdı ve folyoya sarıp közün içine oturtturacağız. Öncesinde oluşturduğumuz çamurdan kile gömüp ondan sonra hadi bakalım közün içine oturtturacağız. Bir tane daha. Şimdi beraber yapacağım değil mi? Yok, kağıdı ayrı ayrı saracağım. Kaya tuzumuz. Özellikle mi kaya tuzu? Tabii, çekilmemiş kaya tuzu. İnce tuz çok fazla eriyip etin içine işleyerek sertleştirir pişerken. Baharatlarımız. Sosun içinde ne var mı? Salça, zeytinyağı, baharat ve su. Baharat olarak sadece kırmızı toz biber ve değirmende çekilmiş taze karabiber kullandık. Etlerin her iki tarafını da yapıyorsun değil mi? Evet, iki tarafı da baharatlayıp sosladık. Şimdi paket hazır mı? Paket hazır. Sıra çamurda. Çamura atıp ateşimize gömeceğiz. Hadi bakalım. Ver ben tutayım. Ben yardımcı olayım. Tamam abi. Alır şeyi. Hala biraz ıslak kalmış. Kurur. Sen bir elini kaldırıversen bir şey. Tandır için çamur kilimiz de hazır. Etimizi gömdük. Şimdi ateşe veriyoruz. Evet, ateşe oturtturalım.
dizelim sonra alevlendirelim. Gözde elma dilim patates yapacağız. Üstüne kajun baharatı. Şimdi yaklaşık 3 saatin sonunda etimizi ateşten alacağız. Evet. İçeriden alıp şuraya koyalım. Hop. Şuraya koy. Odunun üstüne. Tandır etimiz gördüğünüz gibi kemikten tamamen ayrılmış durumda. Müthiş bir şey olmuş bu. Patatesler kızaracak. Etlerimiz tamam. Bu neydi Mehmet? Beğendi. Patlıcan beğendi. Bunlar da dünden kalanlar. Yine müthiş bir kamp sofrası oldu. Et lokum gibi olmuş. Ben de beğendim. Çok acayip lezzetli. Evet, patatesler de oldu. Etimiz de hazır. Muhteşem sofra için Mehmet'e teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık kardeşim. Size afiyet olsun. Haydi afiyet olsun. Son günün sabahından günaydın. Dışarısı çok soğuk. Çadırımızın içi gayet iyi. Sobamız sayesinde. Onu da şöyle biraz daha ayrıntılı anlatayım size. Sobamız sabaha kadar yandı böyle ayağımızın ucunda. Arkası açık, arkadan hava aldı. Yaklaşık 4 litre yakıt koymuştuk akşam. Hemen hemen yarısı duruyor. Dereceye baktığımızda da dışarısı bayağı eksi 5-6 dereceyken şu anda 11-12 derece çadırın içi. Gayet kifayetli. Son kahvaltımız da hazır. Kar hafif hafif atıştırmaya başladı. İyice bastırmadan kahvaltımızı yapıp kampımızı sonlandıracağız. Evet, kampımız bitti. Toplandık.
arabayı yükledik. Artık yola çıkacağız. En son ateşimizi söndüreceğiz. Mehmet çöplerimizi topluyor. Bir sonraki macerada. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Za uwe fru ik ni maya nifta banting nikun ting nari pampaya katos ke akatos ekong talan na werute.